Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Şems suresini değerlendireceğiz. Allahu Teala bize burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duhaha. Güneşe ve ışığına yemin ederim. Vel kameri izâ telâhe. Onu takip ettiğinde kamere, aya yemin ederim. Ve nehâri izâ cellâhe. Gündüz onu açığa çıkardığında, güneşin ışığını açığa çıkardığında yemin ederim. Ve leyli izâ yağşâhe, gece o güneşin ışığını bürüdüğünde, o ışığın yerini aldığında ona yemin ederim. Ve semâi ve mâ benâhe, semaya ve onu bina edene yemin ederim. Vel ardı ve mâ tahâhe, arza ve onu düzenleyene yemin ederim. Ve nefsim ve ma sevvâhe, nefse ve onu tanzim eden, onu tesviye edene yemin ederim. Fe'elhemeha fucuraha ve takvaha, Allah o nefsi tanzim etmiş ve ona hem fucurunu hem de takvasını ilham etmiştir. İşte bütün bunlara yemin ederim ki kadeflehe men zekkâhe, nefsini arıtan kurtulmuştur. Ve kad habe men dessâhe, onu geliştiremeyen, nefsini arıtamayan o ise tamamen zarar etmiştir ve perişan olmuştur. Değerli izleyenlerim, Allahu Teala burada bazı şeylere yemin ediyor ve bütün bu yemin edilen şeyleri nazara verdikten sonra nefsini arıtan kurtulmuştur. Nefsini günahlarla kirleten, onun kabiliyetlerini müspet yönde geliştiremeyenler, onlar da perişan olmuştur buyuruyor. Burada güneş, ay, gündüz, gece, sema, arz, ardından da nefis, bunlar nazara verildi. İnsanın nefsinde demek bunlar gibi özel haller var. Yani ya güneş ve aydınlığı gibi veya gece ve karanlığı gibi. Ya insan semavi şeylerle meşgul veya arzi dünya ile alakalı bir takım şeylerle meşgul. Öte yandan insanın nefsi hem fücura hem de takvaya müsait kabiliyetli bir şekilde yaratılmış. İnsan nefsinde iyiliğe de kötülüğe de meyil var. İnsanın mahiyeti adeta bir tarla gibi ve bu mahiyet tarlasında iyilik kötülük tohumları beraberce bulunuyor. Bu okunmuş olduğumuz ayetlerde aynı zamanda şu alem çok harika bir saray gibi adeta tanzim edilmiş. İşte güneş onun bir lambası. Öte yandan gece vakti ay gece lambalığı görevi yapıyor. Gece gündüz bunlar daima birbirini takip ediyor. Sema bizim emrimize verilmiş. Semadan yağmur gönderiliyor, ısı ışık gönderiliyor. Arz emrimize verilmiş. Yeryüzünden nice rızıklar insanlar için bitiriliyor. Bütün bu kadar harika şeylerin olduğu bir alemde bu insanlar imtihan ediliyor. Ve bu insanlar iyiliğe de kötülüğe de kabiliyetli bir şekilde yaratılıyor. Allahu Teala insanın mahiyetine hem fücur hem de takvayı, yani hem günahları hem de günahlardan kaçınmayı kabiliyet olarak koymuş. Kur'an-ı Kerim'de ilham kelimesi bir tek bu ayet-i kerimede geçer. Fe'elhemehe, ona ilham etti demek. İlham adeta taraf-ı ilahiden doğrudan bunun insanın mahiyetine derc edilmesini, konulmasını ifade eden bir kelime. Ve insanlar tercihlerini kendileri yapıyorlar. Ya fücuru veya takvayı tercih ediyorlar. Şu anda fücuru esas alan, günahları esas alan birisi günahlara dalar. Özellikle yaşamış olduğumuz bu ahir zamanda günahlar her tarafı istila etmiştir. Günaha giden yollar gayet kolaylaştırılmıştır. Nefisler buna müstait ve müheyya. Böyle olunca gerçekten ahir zamanda günahlar son derece yaygın. İnsanların pek çoğu kendini günahlara kaptırmış durumda. Aynı şartlarda başka insanlar
günahlardan uzak yaşıyor. Bu bir tercih meselesi. Yani bazı insanları duyarsınız, işte zaman kötü, ne yapalım, elimizden gelen bir şey yok diyebilirler. Halbuki bu doğru bir tabir değil. Evet, zamanın bir takım kötülükleri var ama insan kötülükleri mecburen yapmıyor. Aynı şartlarda bazı insanlar kötülüğe bulaşmıyor. Bazı insanlar ise bulaşıyorsa demek ki herkes kendi yaptığının karşılığını görecek. İyilik yapanlar iyilik bulacak, kötülük yapanlar ise bunun cezasını çekecekler. İşte bu şekilde bir imtihan dünyasındayız ve insan bu çalışmalarının neticesinde güneş gibi nurani şeyleri tercih edebilir veya bir takım arzi şeylere, süfli şeylere meyledebilir. Bu noktada tercih insana bırakılmış. Aynı insan cehalet karanlıkları içinde de kalabilir. İlim nuruyla nurlanabilir. Küfür zulümatı içerisinde kalabilir. İman nuruyla nurlanabilir. Bu manadaki durumlar insana bırakılmış ve insan buna göre tercihlerde bulunuyor. Hayatını ona göre geçiriyor. Ve nefsini tezkiye eden kurtulmuştur. Allahu Teala müjde veriyor. Nefsin tezkiyesi, nefsi arıtmak. İnsanın nefsi ham petrole benzetilir. Ham petrol normalde siyah, pis kokulu bir madde. Ama bunu arıttığımız zaman bu ham petrol faydalı hale geliyor. Rafine edildiğinde faydalı hale geliyor. İşte insan nefsini faydalı hale getirebilir. Yani yaratılıştan cimri iken cömert hale gelebilir. Yaratılıştan cahil iken muazzam bir ilim sahibi kimse haline gelebilir. Yaratılıştan günahlara meyilli iken günahlardan uzak, pırıl pırıl, tertemiz bir hayatı yaşayabilir. Ama nefsini kötülüklere maruz bırakan, nefsindeki iyi kabiliyetleri değerlendiremeyip o kabiliyet tohumlarını çürüten kimse, o da perişan olmuştur. O da imtihanı kaybetmiştir. Kezzebet Semudu bi tagvâhe. Semud kavmi tuğyanları sebebiyle helak oldular. Yani yalanladılar ve o şekilde tuğyanları sebebiyle böyle bir durumla karşılaştılar. Buradaki kezzebet Semudu bi tagvâhe derken onların tuğyanından söz ediliyor, azgınlıklarından. O azgınlıkları onları ilahi ayetleri yalanlamaya sevk ediyor. İzim be'ase eşkâhe, onların en şaki olanı fırlamıştı. Yani Semud kavmi, Hazreti Salih'in kavmi, bir peygamber kendilerine gönderilmiş ve mucizeler görmüşler. İşte dağın içerisinden hamile bir deve çıkarılıyor onlar için ve bu deve çok bereketli bir şekilde onlara süt de veriyor. Böyle bir mucizeyi görmelerine rağmen yine de iman etmiyorlar. Neticede onu öldürmeye karar veriyorlar. İçlerinde en şaki olanı, en azgın olanı ileri atılıyor. Fekale lehum Resulullah, Allah'ın Resulü Hazreti Salih onlara dedi ki Nagatallah ve suguyehe. Yani Allah'ın devesine dikkat edin ve onun suyuna ilişmeyin. Bu deve onlara çok süt veriyor ve onların işte kuyuları var. Bir gün kuyu onlara ait, diğer gün bu deveye ait. İçtiği zaman çok kapasiteli bir deve olarak içiyor suyu, oranın suyunu o gün için bitiriyor. Bunun üzerine bunu öldürmeye karar veriyorlar. Hazreti Salih ise aman deveye dokunmayın, onun suyuna da dokunmayın, yoksa ilahi azap başınıza gelir diyor. Fekezzebuhu, onlar ise onu yalanladılar. Hazreti Salih'i yalanladılar. Fe'agaruhe, ve o deveyi boğazladılar. Fedemdeme aleyhim rabbuhum bizenbihim, onların Rabbi de bu günahları sebebiyle onları yerle bir etti. Fesevvehe, onları dümdüz etti, onların beldelerini dümdüz bir hale çevirdi. Onları bu şekilde hak ile yeksan etti. Ve la yahafu ugbaha, Allah onların akıbetinden korkacak değil, çekinecek değil.
veya buradaki onlar akıbetlerinden korkmuyordu. Bu manada bazı tefsirlerde verilmiş. Buradaki korkmaz ifadesi o kavme raci bir şekilde açıklanmış. O kavme bakan yönüyle evet onlar böyle bir akıbetten korkmuyorlardı. Bu yönüyle değerlendirilebilir. Allah-u Teala'ya bakan cihetiyle Allah-u Teala'nın elbette ki haşa korkmak diye bir şeyi söz konusu olacak değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle üsluplarla karşılaşıyoruz. Mesela اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا. Allah-u Teala bir sivrisinekle veya bunun fevkinde, bunun daha küçüğü olan bir şeyle misal getirmekten haya etmez. Buradaki istihya, haya etmek mecazi bir ifadeyi anlatmakta. Çünkü onlar şöyle demişler, Muhammed'in Rabbi böyle sinekten, örümcekten, bu gibi şeylerden misal getirmekten haya etmiyor mu? Cevap da ona göre geliyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de yine ve mekeru ve mekerallah, onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu ifadesi var. Allah tuzak kurar mı? Burada mecazi bir ifade. Yani Allah-u Teala onların tuzaklarını başlarına geçirdi. Onların tuzaklarını iptal etti. O manada değerlendirebiliriz. O manada değerlendirdiğimizde Allah onların akıbetinden korkmaz denilmesi, yani onlara ceza vermekten çekinmez ve vakti geldiğinde, zamanı geldiğinde onları cezalandırır. Allah-u Teala la yüselu amma yef'aldir. Yani yaptığından haşa suale tabi değildir. Suale tabi olmak biz insanlar içindir. İnsanlar yaptıkları şeylerden suale tabidir. Allah-u Teala'nın her sözü haktır. Her yaptığı da tamamen hikmetlidir. Ve bütün esması Esma-ül Hüsna ile ifade edilmiştir. En güzel isimlerdir. Böyle olunca Cenab-ı Hakk'ın bütün tasarrufatı, bütün icraatı hak iledir, hikmet iledir, yerli yerindedir. Dolayısıyla bazı kavimleri helak etmesi o da hikmetinin gereğidir. Allah-u Teala haddi aşanlara süre verebilir ve vermektedir. Ama ihmal etmemekte, vakti zamanı geldiğinde onları cezalandırmaktadır. Ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette bu manalara dikkat çekilmiş. Ve peygamberimize de فَمَهِلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ, yani kafirlere bir mühlet ver, onlara süre tanı, azıcık onlara bir süre tanı denilmiştir. Bu da yine bir imtihanın neticesi. Yoksa her kafir hemen küfrüne başladığı anda helak edilse, o zaman dünyada zaten artık kimse küfür yolunu tercih etmez. Ama İnsanların derecelerinin açığa çıkması lazım. Fücur ve takvalarının açığa çıkması lazım. Bu da imtihanın oluyor. Bundan dolayı Allah-u Teala insanlara süre veriyor, insanlara mühlet tanıyor. Bu okumuş olduğumuz Şems suresinde Allah-u Teala gadefleha men zekkâhe ve gadehâbe men dessâhe buyurmuştu. Bunu bir misalle devamında anlatmış oldu. İşte Hazreti Salih ve ona tabi olanlar, onlar nefislerini arıtıyor, kurtuluyor. Ama o kavim içerisinde Hazreti Salih'i inkar eden, Allah'ın peygamberini, dinini inkar eden kimseler, bunlar fücuru tercih etmiş oluyor, tuğyanı tercih etmiş oluyor. Bunun neticesinde de daha şu dünya hayatında da cezalarını çekiyorlar. Tabii bu onların dünyadaki cezası. Ama asıl büyük ceza diğer alemde. Şu dünyadaki başa gelen bir takım o tarz cezalar bir ibret için, sonraki nesillere, sonraki devirde gelenlere bir numune olması açısından. Ve biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Hazreti Nuh'un kavmi gibi, Firavun'un kavmi gibi bu kavimleri okuyoruz ve haddi aşan bu milletlere, bu kavimlere taraf ilahiden ne gibi cezalar geldiğini görüyoruz. Demek ki Allah-u Teala'nın cemali, ikramı olduğu gibi aynı zamanda celali var ve Cenab-ı Hakk'ın Kahhar ismi gibi ceza veren isimleri, ünvanları da var. Böyle olunca Cenab-ı Hakk'ın nasıl ki Cemal isminden, Cemil isminden
nice güzellikler geliyor. Onun celali tecellilerinde de başka güzellikler kendini gösteriyor. Bu gibi yani Semud kavmi gibi haddi aşan kavimlere hadlerinin bildirilmesi, cezalarının verilmesi, bu da ayrı bir güzellik. Adaletteki güzellik. Ve Allahu Teala şu dünya şartlarında onları bu şekilde cezalandırmakla adaletinin bazı tecellilerini göstermiş oluyor. Adalet, ihkakı hak. Her hak sahibine hakkını vermek ve suç sahibine de cezasını vermek. İşte ehli imana şu dünya hayatında da manevi bir cenneti vermek Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Onları dünyada muvaffak etmek Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı. Küfür yolunu tercih eden, tuğyan, isyan yolunu tercih edenlere iç dünyalarında bir cehennem yaşatmak Cenab-ı Hakk'ın adaleti ve maddeten de dünyada onlara bir takım bela ve musibetleri göndermesi, cezalandırması, o da yine onun adaletindeki bir güzellik. Bu manada baktığımızda taraf-ı ilahiden daima güzelliklerin sudur ettiğini, güzelliklerin meydana geldiğini görmekteyiz. Bizlere düşen ve Şems suresini okuduğumuzda acaba kendi nefsimizi nasıl kötülüklerden arıtabiliriz? Semud kavminin yaptığı tarzdaki taşkınlıklardan nasıl kurtulabiliriz? Bunun yolunu araştırmak ve kötülüğe değil iyiliğe taraf olmak, nefsin günahlara meylini susturup onu hakta, hakikatta kullanabilmek. Bu yapılamayacak bir şey değil. Peygamberler bunun gerçekleşmesi için gönderilmiş. Peygamber yolunda giden kamil insanlar kendi hayatlarında bunu yine uygulamışlar ve böylece nefislerini dizginleyebilmişler. Hırçın bir at gibi olan o nefis bu terbiyenin, riyazetin neticesinde uysal bir hale gelmiş ve onlara itaat eder bir hale gelmiş. Normal şartlar altında terbiye edilmemiş nefis şiddetle kötülüğü ister, emreder. Ama bir terbiyeden geçtikten sonra artık o nefis zulmani, karanlık vaziyetlerden kurtulur. Öyle ki hayırlı işleri bile tavsiye edecek duruma gelebilir. Mesela doymamak ve dolmamak bir durum. İnsan nefsinin bir durumu. İnsan daha yok mu diyor. Diyelim maddi imkanlar var daha yok mu? Şöhreti var daha yok mu? Serveti var daha yok mu? Makam var daha yok mu? Bunları istiyor. Bu müsbet yönde de kullanılabilir. Ne gibi? Daha çok imkanım olsun, daha çok insanlara yardım edeyim. Daha yüksek makamım olsun, insanlara faydalı olayım. Bu manada bu duyguları müsbet yöne çevirebilmek, müsbet bir mecraya sevk edebilmek mümkündür. Bunu yapabildiğimizde zulmani bir hayattan kurtuluruz. Nurani bir hayatı elde etmiş oluruz. Cenab-ı Hak bizi o bahtiyarlardan eylesin. Nefsini arıtan ve netice itibariyle cenneti kazanan bahtiyarlar zümresine bizlere de dahil eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.